Bizim de tabii bir taraftan konuştuğumuz konular siyasete de dokunan konular oluyor. Biz Seferihisar'ı konuşacağız. Ben yayın öncesi size dedim Seferihisarlı mısınız diye. 25 yıldır Seferihisar'dayım dediniz ve siz artık dedim Seferihisarlı olmuşsunuz. Hem Seferihisar'ın sorunlarını hem de özellikle korunması gereken alanları Seferihisar özelinde değerlendireceğiz. Sit alanları ile ilgili bir takım kararlar alınmıştı. Sit derecelerinin düşürülmesi mesela söz konusu olmuştu bazı bölgelerde. Dolayısıyla biz birkaç ilçede benzer başlıkları attık. Bu bölgeler yapılaşmaya mı açılıyor diye. Sit alanının derecesinin düşürülmesi nedir ve sit alanı neden önemlidir diye başlayalım isterseniz. Evet, sit alanlarından başlayalım ama önce sitten daha önce gelen doğa, çevre. Evet. Biz bir çevrenin içine doğuyoruz. O çevrede yaşıyoruz. Eğer içinde yaşadığımız çevreyi koruyamazsak yaşam alanımız biter. Hatta diyor ki bazı bilim adamları, arıların olmadığı bir dünyada canlılık 2 yıl sonra sona erer. Evet. Ne insan kalır ne bir şey kalır. Sit alanının doğal sit ve tarihi sit olarak ayrılıyor. Doğal tarafı da en az tarihi tarafı kadar önemli. Sit koruma alanıdır. Hı hı. Korunacak alandır. Bizden öncekilerden bıraktığı bir kalıptır, mirastır. Bunun yasalarla belirlenmiş şekli var. Burada sorun bizden sonraki nesillere aldığımız mirası nasıl bırakacağımızla düğümlenir. Yani şimdi buradan başlayarak Seferihisar'a geçersek, Seferihisar'da son yılların özellikle Tunç Başkan'dan sonra onun Seferihisar'da sakin şehir ilan etmesinden sonra çok büyük bir ilgi var. Bu aynı zamanda çok büyük bir rant merkezi haline getirdi. İşte sanırım bu nedenle Seferihisar'da doğal sit alanları giderek yapılaşmaya, açılmaya çalışılıyor. Bu bir tek noktada değil. Ama bizim şu anda gündemimizde olan Sığacık'ta Ekmeksiz Plaza dediğimiz, Ekmeksiz Koyu dediğimiz gerçekten çok güzel bir çok alan. Çok güzel, evet. Ben çok güzel bir alan. Bu alanın çevresindeki sit durumunun düşürülmesi. Daha doğrusu daha önceden birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece sit deniyordu. Şimdi bu tanımları değiştirdiler ve Seferihisar'da Ekmeksiz Plaza'nın çevresindeki hem doğal hem de tarihi sitle bitişik hemen yanında büyük olasılıkla araştırma yapılmadı. Oralarda tarihi eserler vardır. Alanı adı değiştirildi. Yani ne diyor? Sürdürülebilir koruma ve kontrollü yerleşim alanı. Adlar, güzel adlar buluyoruz biz aslında. Her yere güzel adlar buluyoruz ama bunun uygulamada ne yapıyoruz? Mesela, uygulamada bu kapıyı araladığımız zaman o kapı giderek açılıyor ve oradaki doğa giderek yok ediliyor. Yani birinci sorun şu anda bu. Buna karşın biz Seferihisar Demokrasi Platformu'nun da aldığımız bir kararla konuyu mahkemeye taşıdık. 70 kadar arkadaşımızın imzasıyla bu sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olma kararının kaldırılması, eskisi gibi tümüyle korunabilen bir alan olmasını istedik. Mahkemen devam ediyor. Bu ayın 20'sinde bilirkişi, mahkeme heyetiyle birlikte bilirkişi gelecek. Biz aynı gün Sığacık'ta bir basın açıklaması yapacağız. Hemen buradan da söyleyeyim, bütün duyarlı arkadaşlara, duyarlı dostlara, duyarlı Seferihisarlılara basın açıklamamıza katılmaları Seferihisar'ı koruma açısından iyi olacaktır, hı hı, diyorum. Ne zamandı basın açıklaması? Bu ayın 20'sinde. Haziran 20. 20 Haziran 2023, hı hı, saat sabah 10.30'da basın açıklaması, hı hı, yapacağız. Bilirkişi o gün mü yine o gün alan gelecek? O gün gelecek. Olacak. Biz doğrudan davacı olduğumuz için
bilirkişi ve mahkeme heyetiyle birlikte onların yanında olarak onlarla beraber alanında ulaşabilme hakkımız var. Doğrudan davacı olanların ve bilirkişiye soru yöneltme ya da açıklama yapma haklarımız var. Bunlar, ya o zaman siz bilirkişiyle alandasınız. Alandayız tabii. Hı-hı. Biz önce basın açıklaması yapacağız. Hı-hı. Basın açıklamasına katılanlar bizle birlikte alana gelebiliyorlar ama mahkeme ve bilirkişinin çalışmalarını engellemeyecek bir uzakta durmak zorundalar. Hı-hı. Ama biz doğrudan davacı olanlar onlarla aynı alanda, aynı mesafe içerisinde çalışma yapabilme hakkına sahibiz. Bir bilir kişi orada neyi bilecek peki? Ne üzerineydi bu? Şimdi burada doğal sit alanının konuta açılması. Hı-hı. Konuttan daha çok turizm amaçlı açılması planlanıyor. Ama bu yani otel gibi mi düşünmeliyiz? Otel gibi de düşünülebiliyor ama daha çok villa tipi düşünüldüğünü Hı-hı. sanıyoruz. Yani sürdürülebilir kontrollü kullanım alanı adı altında kapı aralanıyor. O kapıdan nelerin gireceği tam belli değil. Oysa orası zaten gerçekten çok güzel diyor. Tutamazsınız tabii her yerde böyle bir aralandı mı o gider biter. Sonuçta biter. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Ülkenin ya da dünyanın bir noktasındaki doğaya müdahale dünyanın her yerini etkiliyor. Bugün en çok sera gazı üreten ülkeler gelişmiş sanayisi gelişmiş ülkeler ama en çok etkilenenler hiç o gazın, sera gazı üretiminde payı çok çok düşük olan yerler evet. onlarla birlikte etkileniyor. Demin de söyledim yani arıların ölümü yaşamı bitirecek deniyor. Küresel iklim değişikliğinin hepimiz yaşamıyor muyuz şu anda? Çekiyor. Yaşıyoruz evet. tabii. Doğa cevap veriyor aslında. İnsana cevap veriyor. Kendini korumaya çalışıyor evet, bizden. Evet. Oysa biz doğayla uyum içinde yaşamamız gerekir. Yani doğa kendini koruma zorunda kalmamalı. Bizden sonrakilere de daha yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Kaynakları da çok sonsuzmuş gibi kullanıyoruz. Evet. Yani bunu tarımda da görüyoruz. Şehirlerde de görüyoruz. Sanki doğanın kaynakları sonsuz ve bitmeyecekmişçesine. Ancak iklim değişikliğiyle birlikte yine tabii insanoğlunun dokunduğu ve bozduğu o çevrenin yansımalarıyla birlikte işte hepimiz görüyoruz. Ovalara yerleşimlerle yine bizim de binamızın içinde bulunduğu bölgede ta Yunanistan'da olan depremin buraya nasıl etki ettiği, zeminin ne kadar önemli olduğu, yerleşim alanları, doğada önemli alanları ve korumamız gereken alanları yapılaşmaya açtığımız, yaşadığımız sıkıntılar, sellerde yaşanan durumlar işte bunların hepsi aslında birer örnek değil mi? Tabii bu doğa kendini korumaya çalışıyor. Korur da. Bakın biz hepimiz bütün canlıları demeyeyim ama insanları yok eder. Bazı canlılar da yok olur. Bu gidişle de bu çok uzak bir şey değil. Ama doğa sonradan kendini yeniler. Hı hı. Yeniden düzelir. Yapar kendisini. Ama biraz rahat bırakmamızda yarar var. Evet. Bu bizim doğamız. Biz burada yaşıyoruz. Buna saygı duymak zorundayız. Seferihisar'ın bir sürü sorunu var. Çevre sorunu. Hı. Bu yalnızca biri. Doğru. Biri. Ama şu anda gündemimizde o. Seferihisarlar olarak bunu gündemimizde tutuyoruz. Diğerleri de sırası geldikçe daha önce yaptığımız gibi örneğin Sığacık'taki İskele'nin, Marina'nın genişletilmesi olayı vardı. Hı hı. Onun üzerine bir basın açıklaması yaptık. Orada onu da mahkemeye taşıdık, durdurduk ama yeniden gündeme gelecek biliyoruz. Hı hı. Sığacık Körfezi bambaşka güzelliği olan bir yer. Ve çok da özel bir yer. Ortasında küçük bir kanal var. Büyük tonajlı balıkçı tekneleri oradan geçebiliyorlar ancak. Kıyılardan geçemiyorlar o kanalın dışında. Eğer marina genişletilirse o kanal tümüyle kapatılacak. Zaten ve teknelerin geçiş rotası da yok olmuş olacak. Yok olacak. Tabii başka balıkçılar geçemeyecek oradan. Ayrıca şu andaki marinanın altı artık o kadar eski İzmir Körfezi'den beter. Marina kirletiyor. Akıntısı olan bir yer değil ki. Adı üzerinde Körfez. Körfez, evet. Koruyamıyoruz. Bunları korumaya çalışıyoruz. Biz orada yaşıyoruz. Dahası orada yaşamayı seviyoruz. Güzel de şeyler yaptığımızı sanıyoruz.
Ama orayı da korumak bizim boyunumuz. Yani son zamanlarda gözlemlediğimiz, tabii siz dediniz ki Seferihisar'ın sessiz şehir ilan edilmesinden sonra ilgi arttı. Bir de bir pandemi geçirdik biliyorsunuz. Pandemiden sonra da insanlar şehirlerden kaçıp daha küçük ilçelere ya da denize kıyısı olan ilçelere doğru yöneldiler. Ya da işte tatil bölgelerine doğru yöneldiler. Bu sefer ne altyapı karşıladı ne üst yapı karşıladı o yoğunluğu. Benim de gözlemlediğim son özellikle birkaç yılda Seferihisar sadece çok yoğun ilgi var. Ya o sokaklarda neredeyse adım atacak yer kalmıyor. Mesela bunu karşılayabilmek de mesele yani. Yani yazın gerçekten Sığacık'ta çok yoğun. Çok yoğun evet. Evet, ilgi var Sığacık'a geliyorlar. Hafta sonunu hiç söylemeyeyim. Hafta sonu Sığacık'a gelmeyin arkadaşlar. Sığacık'ı tanımak istiyorsanız hafta içi gelin, iş değilse hele kışın gelirseniz çok daha rahat edersiniz. Çok daha güzel şeyler görme şansınız olur Sığacık için. Ama işte bunların hepsinin arkasında rant var. Çok büyük rantlar var. Yani o bölgedeki Sığacık'ta, Seferihisar'da, Akarca bölgesindeki konut fiyatları 2 yıl içerisinde 4-5 katından fazla arttı. Yaklaşık 8 milyonla başlıyor konutların fiyatları bölgede. Kent içinde değil, kent içinde daha ucuz konut bulma şansı var. Ve bu bazılarına çok cazip geliyor tabii. Parası olana tabii. Alıcılara değil, daha çok orada konut üretip satanlara cazip geliyor. Doğru. Onlara cazip geliyor. Onlar için doğanın hiçbir anlamı yok zaten. Değil mi ki? Dağ taş, ortalık, işte 3-5 bitki, böcek, tavşan, domuzlar da var orada. Gayet de güzel. Aslında ben domuzları seven bir insanım, biliyor musunuz? Birçok insan sevmez ama sevimlidir yakından gördüğünüz zaman. İnsana alışıyorlar o bölgelerde. Zaten Kuşadası'nda da keza aynı şekilde değil mi? İnsanlarla artık yaban hayvanları neredeyse birbirlerine oldukça alışmış durumdalar. İşte aslında olmaması gereken bir şey ama bizim hoşumuza gidiyor da. Evet, yani doğru. Hayvan sevgisi, doğa sevgisinin üzerinden bakıyoruz ama onun yaşamına müdahale etmiş var. Oluyoruz. O işin hatta yaşanacak yanlışlar. Alanları kalmadığı için birçok yerde şehir merkezlerine indiğini görüyoruz mesela bu yaban hayvanları. Evet. Şimdi bu arada 20 Haziran demiştiniz değil mi? Bilirkişi gelecek. Bilirkişinin sunacağı rapor önem taşıyor. Çok önem taşıyor. Onun verdiği karar doğrultusunda o alanın yapılaşmaya açılması söz konusu olacak. Açılması ya da açılmaması. Açılması ya da evet. Hiç evet. Ortası yok gerçekten. Açılmaması demek oradaki doğayı korunması anlamına geliyor. Ama açıldıktan sonra da nereye gideceği belirsiz. Genelde kapı aralanıyor ama ondan sonra bir bakıyorsunuz birim ilerliyor ve alan tümüyle yok ediliyor. Bu tam olarak ekmeksiz plajını da içine evet, alan bir bölgeden, içine alan bölgeden bahsediyoruz. Yani oraya gidenler bilir. Gerçekten kartpostal gibi fotoğraflarda o yani yabancı ülkelerin fotoğraflarını paylaşırlar ya denizi ne güzeldir, doğası ne güzeldir evet. Deniz. Gerçekten onları andıran bir bölge orası. Çok da temiz, çok da bakir. Oranın yok olması anlamına geliyor evet. O zaman bu. Dolayısıyla da bilirkişinin 20 Haziran'da çıkacağı, vereceği karar oldukça önem arz ediyor. Sizler oradasınız, basın açıklaması yapıyorsunuz. Herkes de zaten Ayhan Bey'i de çağırdı. Destek olmak isteyenler, alanı korumak isteyenler. Var mı peki Seferihisar'da başka buna benzer alanlar? Şimdi, şu anda? Var. Seferihisar'ın plaj bölgesi Akarca'dır. Çok güzel plajları vardır. Ben de orada yaşıyorum zaten. Burada da iki ayrı konu var. Bunlardan biri Batı Akarca, Teos Antik kentine kadar olan, sınıra kadar olan bölge konuta açılıyor. İmar planları yapıldı. Ve galiba 6. İdare Mahkemesi'ydi. Onu da mahkemeye taşımıştı Şehir Plancılar Odası. İptal edildi o planlar. Ama Büyükşehir ne yazık ki planlarda bazı değişiklikler yaparak o planları yeniden askıya çıkardı. O bölgenin de konuta açılması
yasal olarak belki şey olmayacaktır, planlardaki isteklerden değişiklikten sonra, ama açılmaması bizim için çok daha önem taşıyan bir olay. Bunu bir yana bırakalım. Yine Akarca bölgesinde bir büyük balıkçı barınağı yapılmasına çalışılıyor. Bu barınak Akarca'nın tam ortasında, yazlıkların önünde ve en güzel plajların bulunduğu yerde. Bunu da nasıl da güzel lokasyonlar seçilmiş öyle. İşine kolay gelen yerler. Bunu da önce engelledik. Yine bunu bakanlık yapıyor. Ankara yapıyor. Plan tadilatıyla yeniden gündeme geldiğini duyduk bugünlerde. Ama peşini bırakmaya hiç niyetimiz yok. Biz yaşadığımız alanları korumaya çalışıyoruz. Bundan ne benim, ne arkadaşlarımın, ne çevrecilerim ekonomik hiçbir çıkarı kimsenin aklına gelmesin yani. Bizde ne müteahhit olan var, ne arsası olan var. Biz yaşadığımız çevreyi korumaya çalışıyoruz. Güzellikleri korumaya çalışıyoruz. Bunu Seferhisar'da sorunlar böyle. Siz de bir Ege Çöp gönüllüsü olarak bu sorunlar karşısında diyorsunuz alanlardayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama işte bir yere kadar fayda ediyor, ama bazen de bir arada olmak, yani eğer halk da buna katılırsa, geniş kitleler, yani bir kamuoyu oluşturulduğunda da bazı kararlardan nasıl dönülmek zorunda kaldığına da bu ülkede çokça şahit olduk. O anlamda katılım da önemli. Destek çok önemli. Tüm Seferihisar'ın da, tüm İzmir'in elbette ki ama Seferihisar özelinde, tüm Seferihisar'ın da destek çıkması gerekiyor. Sizlerle birlikte olması gerekiyor. Çünkü birlikten kuvvet doğar diye bir lafımız vardır ya bizim. Bir olduğumuzda çözebiliyoruz çünkü sorunlarımızı. Bu anlamda destek de önemli. Var mı yeterli desteği, görüyor mu peki? Ben Seferihisar halkının geçmişteki marina ve Balıkçı Barınağı'nda verdiği desteği bu konuda da vereceğine inanıyorum. Gerçekten Seferhisar'da duyarlı çok insan var. Çevresine duyarlı çok insanlar var. Bu arada Ege Çep'le ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ege Çep yanılmıyorsam 2002 yılında kuruldu. Ben kurucularından biriyim. Sadece gönüllüsü değilim. Ege Çep'in kurucularından biriyim. O günden bugüne de ne yol alınmıştır? Benim çevre mücadelem çok daha eskidir. Güzel bir şey, burada bir nükleer santrale hayır yürüyüşü vardı. Evet. O yürüyüşte tek pankart hazırlayıp gelen bendim. Alsancak'ta. O zamanki Milliyet Gazetesi ile Türkiye Gazetesi'nde de resimlerim çıkmıştı. Eski bir olaydır. Yaşamım boyu zaten. Ben öğretmenliğim de çocuklarla çevre temizliği yapardım. Çocuk kendi çevresini temizlemeyi öğrenirse bir daha kirletmez. Sever çevresini. Ve çok iyi öğrencilerim var benim. İşte işin ucu yine eğitime dayanıyor değil eğitime mi? Eğitime dayanıyor tabii. Mesela yurt dışından gelen çocuklarda biraz gözlemlemeyi de severim ben. Şöyle bir dikkat ederim, yani nasıl davranıyorlar, onlar için ayrıcalıklar neler. Mesela araçta bir şey yiyip içtiğimizde yurt dışında yetişmiş yine bir Türk ailenin çocuğunun poşet hazırladığını görmüştüm mesela. 5-6 yaşlarında daha. Çöpleri topladı arabada. Dışarı atmayalım, bunu inince atarız tamam mı diye. Demek ki o kadar güvenmedi ki Türkiye'de yaşayanlara ve diğer çocuklara. Baktım Türkiye'de yetişen çocuklarda o şey farkındalık yok. Demek ki eğitim ne kadar kıymetli. Yani çocuğa o küçük yaşlarda verdiğiniz zaman artık tamam bırakın onu, bir çevre duyarlısı, bir nefer. Hadi oldu. Aileyi de etkiliyor. Oldu olacak, ben bir anımı daha anlatayım. Buyurun. Bir ironik bir anıdır. Seferhisar kavşağında eşimle birlikte arabada bekliyoruz. Önündeki arabadan bir poşet atıldı. Oysa gerçekte arabadan atılmamış. Rüzgar ön camın önünden getirmiş ama bizim açımızdan öyle. Şimdi ki bak dedi ya, çöp attı. Ben de fotoğrafını çektim. Sosyal medyada paylaştım. Başıma gelenleri biliyor musunuz? Mahkemeye verildim. Plaka görüldüğü için ceza aldım. O ceza 5 yıl hükmün açıklanması ertelendi. Eğer bu 5 yıl içinde en küçük bir suç daha yaparsam 1 yıl 8 ay onun için yatacağım. Bu çevre gönüllüsü olmak yüzünden. Ya. Oysa ben ne o insanı tanırım,
ne ona kişisel bir şey, sorunum var. Benim amacım çevre duyarlılığı oluşturmaktı. Ama başım yandı diyorsun. Ama başım yandı. Sosyal medya. İronik bir komedi. Evet, sosyal medya aman yani gerçekten tehlikeli bir hal alabiliyor. Şimdi birkaç dakikamız var. Sona doğru da geldik. Biraz kitaplardan da bahsedelim. Öyle isterseniz noktalamaya doğru gidelim. Biz tabii çevre sorunlarından ağırlıklı olarak girdik ama sizin hem eğitimci hem de yazar bir yönünüz var. Nasıl kitaplar kaleme aldınız? Neler var önümüzde? Şimdi önümde yayınlanmış 3 kitabım var. Hı. Aslında 2 tane de yayına hazırladığım ortak kitaplar var. Ben Çorum İlk Öğretmen Okulu'nda okudum. Oranın bir örgütlenmesini yaptım. Her yıl buluşuyoruz. Orayla ilgili anılar ve oradaki Çorum İlk Öğretmen Okulu arkadaşlarımın sanatsal yapıtlarını değerlediğim 2 ayrı kitap daha var. Hı. Onlar var. İlk kitabım bu Karasu'dan Erfele'ye olan kitap. Erfelek benim memleketim, doğduğum, büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yer, büyüdüğüm demeyeyim çünkü ben oradan yaklaşık 13-14 yaşlarında çıktım, çıkış o çıkış oldu, zaman zaman giderim. O döneme ait anılar, anlatılar var, insanlar var. Sosyolojik araştırma yapanlar için bir kaynak olabilecek değerde bir kitaptır bu. İkincisi şiirlerimin bir bölümü tabii, hepsi değil. Olduğu bir esrik. Esriğin de güzel bir anısı var sözcüğün ama o kalsın. Esrik ne demektir? Esrik insanın içinde bulunduğu durumdan hoşnut olarak kendinden geçme hali. Hı. Yani çok hoşnut bir durumda. Mest olma hali. Mest olma hali. Ne anlamına geliyor? Bu esrik ne demek üzerinden bir anım var benim de. O da ayrı. İstersen ben de bunu da anlatayım. Tabii, belediye buyurun. Başkanı benim bir kuzenim vardı. Herhangi bir şey gerektiği zaman ona ben yazar gönderirdim. Onun adına yayınlanırdı. Yine ilçenin ile ilgili bir kitapçık yayınlayacak biri ondan bir öz yazı istemiş. Yazıyı hazırladım, gönderdim. Yazının başlığı esrik bir tutku. İçeride esrik geçmiyor. İşte ilçenin güzelliklerinden, yaşamından, insanı kendisinden geçirecek, mesajacak zevk hale geldiğinden söz ediyorum ama yazının içinde hiç geçmiyor bu. Bu basılmış. Valiye kadar gitmiş. Ve bir gün vali telefon etmiş bizim bu kuzene. Demiş ki, ya bu başkanım, bu esrik ne demek? O da o anda bilememiş. Ha. Hiç insan bakmaz mı kendisi yazsa? Açtı bana telefonu, sen dedi beni rezil etmekle bacı, sen ne yapıyorsun? Böyle bir esrik öyküsü var. Var. Bu var. Şiir kitabına da... Şiir kitabının da... ismi oldu diyorsunuz. Zaten her şair biraz esriktir. Esrik olmadan şair olunmuyor. Kendinden geçme durumu olur. Hı hı. Bu esrik aynı zamanda yani alkolle kendinden geçmeyi de içinde barındırıyor ama... Daha çok tam olarak da o değil diyorsunuz. O değil. Hı. Aslında o değil. Aslında içinde bulunduğu ortamdan haz almak ve bu hazla kendinden geçme. Kendinden, hı, geçme derken bayılma falan değil yani. Hı hı. Hoşnut olma hali. Anladım. Hı hı. Ve bu arada işte benim çevreciliğimde belirten kısacık bir şiirimi de okuyayım. Olur, olur. Başlığı kimlik, ırk, ulus, dinsel inanç kalsın bir yanda. Çürüyen çimenler ile kozmik ışıklarda, ışınlarda köklerim. Bu yüzden sevgilimdir doğa ve devrim. Bu kendimi tanımladığım bir şiirdir benim. Hı hı. Ve doğa tutkusu mu diyorsunuz? Doğa tutkusu benim için her zaman önde gelmiştir. Ortadaki kitap? Bu, ortadaki kitapta benim öğretmenlik anılarım var. Aralık ayında çıktı. Hı hı. Ama şu anda satışta yok. İnternet sitelerine giriyorum. Tükendi yazıyor. Klaros'un sahibi Lokman arkadaşımdan rica edeyim bir daha bassın artık bunu. Çünkü bana her gün telefonla soruyorlar ne oldu, kitap yok, bulamıyoruz. Yani anılar vardır. Gerçi öğretmenlik anıları öyle bir kitaba sığmaz da nelerden aralardan muhtemelen en özel ve seçtiklerinizi. Bizim en kötü yanımız not tutmamak, günlük yazmamak. 50 yıl sonra, 70 yıl sonra oturup da bir
şeyleri yazabilmek çok zor oluyor. Bu oturup yazamıyorsunuz. Zaman zaman herhangi bir olay size çağrışım yapıyor. Hatırlıyorsunuz. Onu yazıyorsunuz, kalıyor. Yani şu kitabı oluşması için en az 10 yıl geçmiştir. Ya. Yani ben oturup kitap yazayım diye yazmıyorum zaten. Böyle bir derdim yok. O anda geliyor diyorsunuz, evet. Ve kaleme dökülüyor. Evet. Peki noktalayalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size de çalışmalarınızda. Bakalım 20 Haziran'da bilir kişi neler bilecek. Hep birlikte göreceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sizlere. Evet efendim. Eğitimci yazar Ege Çep, gönüllüsü Ayhan Altay bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Seferihisar'da sit alanının derecesinin düşürülmesiyle birlikte yapılaşmaya bazı alanların açılması söz konusu mu sorusunun üzerinden bir takım değerlendirmelerde bulunduk. Bir yandan da elbette ki Ayhan Altay'ın hem eğitimci hem de yazar tarafına da değinmeye çalıştık. Sizlerden kısa bir ara rica edeceğim. Aranın ardından biraz siyaset konuşacağız. Hem Bayraklı'yı konuşalım hem de genel anlamıyla seçimleri de değerlendirelim. İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdin Çobanoğlu bizimle birlikte stüdyomuzda olacak. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz.